Tonguç Akademi'den herkese merhabalar. Bugün sizlerle 10. sınıf tarih dersinin 5. ünitesi olan Dünya Gücü Osman Ünitesi ile birlikteyiz. Hazırsanız dersimize başlayalım. Ünitemizin konu başlıklarına baktığımızda 1453 yılından başlayacağız. 1595 yılına kadarki siyasi gelişmeleri konuşacağız. Savaşlardan, antlaşmalardan söz edeceğiz. Yine yükselme dönemini başlatan İstanbul Fethi'nin sonuçlarına, İslam dünyasındaki liderlik mücadelesine, Yavuz Selim'in halifeliği ele geçiş sürecine konuşacağız. Ve aynı zamanda Osman Devleti'nin en parlak dönemini yaşatan Kanuni dönemini ve coğrafi keşiflerle birlikte denizlerdeki hakimiyetimizin hangi süreçlerden geçtiğini konuşup ünitemizi sona erdireceğiz. Dersimizin kullanım alanlarına baktığımızda İstanbul'un fetih sürecini, Osmanlı'nın İslam dünyasındaki yükselişini 15. ve 16. yüzyıllardaki Osmanlı Devleti'nin savaşlarını konuşacağız. Bu dersi dinledikten sonra arkadaşlar Dinamo Soru Bankası'nı açıyoruz. Sayfa 103'ten 132'ye kadar olan kısım bizim ödevimiz olacak. Ünitemize baktığımızda burada çeşitli sorularımızın olduğunu görüyorsunuz. Yine eğer çözemediğiniz bir soru olduğu takdirde arkadaşlar yukarıdaki kare kodu okutuyoruz ve sorunun cevabına ulaşıyoruz. Şimdiden herkese kolay gelsin. Yükselme dönemi padişahlarına baktığımızda ilk olarak Fatih Sultan Mehmet'ten başlayacağız. Sonra 2. Beyaz dönemi Yavuz Sultan Selim, Kanuni Sultan Süleyman, 2. Selim ve 3. Murat dönemlerine değineceğiz arkadaşlar. Unutmayalım yükselme dönemini başlatan padişahımız kim? Fatih Sultan Mehmet. Yükselme döneminin özelliklerine baktığımızda İstanbul'un fethiyle başlıyor arkadaşlar bu dönem. Özellikle bu dönemde hem doğuda hem de batıda fethi hareketlerimiz devam edecek. Yine Fatih döneminde Karadeniz, Kanuni döneminde ise Akdeniz, Türk Gölü haline gelecek. İpek ve Baharat yolları da biliyorsunuz bu dönemlerde ticaret yolları önemli. Ve bu iki yol Osmanlı Devleti'nin denetimine girecek. Avrupa üstünde siyasal üstünlük sağlayacağız. Özellikle bu noktada 1533 yılındaki İbrahim Paşa Antlaşması önemli bir antlaşma. Anadolu'da siyasi birliği sağlayacağız. Burada bulunan beyliklerin hepsi tamamen Osmanoğullarına bağlanacak arkadaşlar. Yavuz Sultan Selim döneminde Memlüklerle ilişkilerimize bakıp yine İslam liderliğinin ele geçiş sürecini konuşacağız. Sınırlar 3 kıtaya yayılacak arkadaşlar. Avrupa, Asya, ve Afrika kıtasına. Ve Osmanlı Devleti en parlak dönemini yaşamış olacak. İkinci Mehmet dönemine baktığımızda ikinci Mehmet'ten kastımız bu arada arkadaşlar Fatih'ten söz ediyoruz değil mi? Yani fetih yapan. Yapmış olduğu en önemli fetih hareketine baktığımızda 1453 yılındaki İstanbul'un fethini görüyoruz. Arkadaşlar ilk olarak İstanbul'un fethinin nedenlerine bir bakalım. Şöyle bir amacı var Fatih Sultan Mehmet'in. Şöyle bir İstanbul görseli çizdiğimizde Osman Devleti bundan önceki yıllarda neredeyse İstanbul'un tamamını ele geçirmiş, sadece bir nokta kalmıştı. Yani bu bölgeler hep Osmanlı Devleti'nin denetimindeydi. Dolayısıyla hem Anadolu'da yani şu bu kısımda hem de Rumeli kısmında artık bir toprak bütünlüğü sağlamak istiyor. Yine Bizans'ın bu dönemde Osmanlı Devleti'nin iç işlerine karıştığını görüyoruz özellikle taht kavgası yaşandığı dönemlerde tahta geçemeyen şehzadeleri desteklediğini, dönem dönem Avrupa'dan Haçlı ordusundan yardım istediğini biliyoruz arkadaşlar. Bunları engellemek istiyoruz. İstanbul biliyorsunuz liman ve boğazlarından dolayı önemli bir ticaret merkezi, ele geçirmek istiyoruz. Asya ile Avrupa arasındaki geçişleri de kolaylaştırmak için İstanbul'u almak isteyeceğiz. Yine Balkanlardaki egemenliğimizi sürekli hale getireceğiz. Ve burada İstanbul'un fethinin etkileyen bir olayımız daha var. Hazreti Muhammed'in hadisi arkadaşlar. Burada da Hazreti Muhammed'in hadisini bir okuyalım. Demiş ki Hazreti Muhammed İstanbul mutlaka fethedilecektir. Onu fetheden komutan ne güzel komutan. Onu fetheden ordu ne güzel ordudur demiş. Fatih Sultan Mehmet de bu hadis-i şerifi yerine getirmek istiyor arkadaşlar. Fetin hazırlık süreçlerine baktığımızda iki başlıkta inceleyebiliriz. İlk olarak Osmanlı Devleti'nin yapmış olduğu hazırlıklara bir bakalım. Arkadaşlar ilk olarak Fatih Sultan Mehmet Rumeli hisarını yaptırıyor. Hatırlayalım onun ön ondan önce 1. bez Anadolu hisarını yaptırmıştı ve böylelikle Rumeli hisarı da yaptırılarak iki yakadan Boğazın denetimi sağlanıyordu. Yine Fatih Bizans'ın yüz yüzlerce yıldır geçilemeyen surlarını geçebilmek için ne yapacak arkadaşlar? Büyük toplar yani şahi adını verdiğimiz büyük topları dökecek. 400 parçalık bir donanma hazırlanacak. Karadan ve denizden kuşatacağız arkadaşlar İstanbul'u. Karamanoğulları Beyliği itaat altına alınacak. Bunun sebebi İstanbul kuşatılırken doğudan, Anadolu'dan herhangi bir tehlikenin gelmesini engellemek. Yani Fatih Sultan Mehmet 1. Beyaz'ın düştüğü hataya düşmek istemiyor. Ve yine tekerlikli kulelerin inşa edildiğini yapıldığını söyleyebiliriz. Burada da bir görseli var arkadaşlar. Surları geçme noktasında bize yardımcı oluyor. Bizans'ın yapmış olduğu hazırlıklara baktığımızda tabii ki de Bizans da surlarını güçlendirecek. Yine Avrupa'dan Haçlı ordusundan yardım isteyecek. Kale kuşatmalarında çok sık kullandığı grejuva denilen ve suda da yanan bir ateşi ne yapacak? Daha da geliştirecek ve bunu kullanacak. Aynı zamanda Katolik ve Ortodoks mezhepleri birleştirilmeye çalışacak, bir birlik sağlanmaya çalışacak ve aynı zamanda hal için girişine de zincir vurulacak arkadaşlar. Fetih sürecine baktığımızda Osmanlı Devleti'nin Bizans İmparatorluğunu hem karadan hem de denizden kuşattığını görüyoruz. İstanbul'un fetih sürecinde arkadaşlar biliyorsunuz Cenevizler Buradan yardımı getirmiş İstanbul'un daha fazla ayakta kalmasını yani Bizans'ın daha fazla e, ayakta kalmasını sağlamıştı. Ancak hatırlayalım Fatih Sultan Mehmet askeri dehasını konuşturarak bir gece ne yapmıştı? Osmanlı donanmasının bir kısmını Haliç'ten sulara indirmişti. E dolayısıyla bu da hem Bizans ordusunun bu kısımda hem de bu kısımda savaşmasının önünü açacaktı. Dolayısıyla artık sadece bir cephede değil, üç cephede savaşmak durumunda kalacaktı. Bu da Bizans'ın gücünü azaltıyordu. E haliyle hem karadan hem de e, donanmadan saldırmamızla birlikte bir noktadan sonra artık Bizans çökecekti. Ve Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethetmiş olacaktı arkadaşlar. İstanbul'un fethinin sonuçlarına baktığımızda yine iki başlık görüyoruz. Burada... Türk tarihi açısından ve dünya tarihi açısından sonuçları var. Türk tarihi açısından sonuçlarına baktığımızda Anadolu'da ve Rumeli'de artık bir toprak bütünlüğü sağlanıyor arkadaşlar. İstanbul'un fethiyle birlikte Osmanlı Devleti artık kuruluş döneminden yükselme dönemine geçiyor. İstanbul ele geçirildikten sonra başkenti ilan edilecek ve aynı zamanda Türkler İslam dünyasında saygınlığı ele geçirmiş olacak. Hazreti Muhammed'in hadis-i şerifini yerine getirdiği için. Yine biliyorsunuz İstanbul İpek yolu için önemli bir noktaydı. Burada tüccarlar hem limanlara hem de boğazlarına getirip ürünleri mallarını satıyorlardı. İpek yolunun denetimi de Osmanlı ekonomisini olumlu yönde etkileyecek arkadaşlar. İkinci Mehmet Fatih unvanını alacak. Aynı zamanda Ayasofya arkadaşlar cami yaptırılacak. Bu da önemli bir bilgi. Dünya tarihi açısından sonuçlarına bakalım. Arkadaşlar çok önemli bir olay olduğu için, dünya tarihini etkilediği için orta çağ bitecek ve yeni çağ dediğimiz bir dönem başlayacak. Aynı zamanda İpek yolunun ve ilerleyen süreçte baharat yolunun Osman Devleti'nin yani bir Müslüman devletinin denetimine geçmesiyle birlikte gayrimüslim olan devletler Müslüman bir devlete vergi vermek istemeyecek ve coğrafi keşifler dediğimiz bir süreci başlatacak. Aynı şekilde İtalya'ya giden Bizanslı bilim insanlarının bu bölgede Rönesans dediğimiz yeniden doğuş anlamına gelen bir hareketi de başlattığını biliyoruz. Fatih'in Bizans'ın surlarını yıkmasıyla birlikte arkadaşlar Avrupa'daki feodalite anlayışı ortadan yavaş yavaş kalkacak ve tekrardan merkezi krallıklar güç kazanacak arkadaşlar. İstanbul'un fethinden sonra Fatih Sultan Mehmet Osman Devleti'nde bir takım gelişmelere imza atacak. Bu gelişmelere baktığımızda ilk olarak Şehzade Orhan ve Ahmet'i idam ettirecek. Aynı zamanda Osman Devleti'nde önemli bir yere sahip olan Çandarlı ailesini de idam ettirecek arkadaşlar. Kardeş katlini de yasal hale getiriyor Fatih Sultan Mehmet. Tüm bunları yaparken amacı şu. Merkezi otoriteyi güçlendirmek. Fatih özellikle merkezi otoriteyi güçlendirme noktasında hazırladığı kanunname ile bize bunu gösteriyor arkadaşlar. Aynı zamanda Fatih kendisini Ortodoksların koruyucusu. Buraya geleceğim. Ermenilere de patrikhane kurduruyor ve Yahudilere de aynı şekilde haklar tanınacak. Haan başılı kurulacak. Onların da dini ibadetlerinin devam etmesi için uğraşacak. Burada Fatih Sultan Mehmet'in Ortodoksların koruyucusu olmasının ana sebebi şu. Hristiyan dünyasında birliğin oluşmasını engellemek isteyecek arkadaşlar. Yani Katoliklere karşı Ortodoksları destekleyecek. Ve aynı aynı zamanda yine devlete merkezlik yapacak Topkapı Sarayı'nın inşa ettirilme süreci de bu dönemde başlıyor. Kapalı Çarşı'da inşa ettirilecek ve Anadolu'dan getirilen bazı Türkmen aileler İskan politikası, politikası ile birlikte e, İstanbul'un Türkleştirildiğini görüyoruz. Fetih sonrası Osmanlı Devleti'nin gelişmeleri devam edelim. Fatih Sultan Mehmet devletin gücünü göstermek adına arkadaşlar ne yapacak? Altın para bastıracak. Bu önemli. Devletin gücünü gösterir. Aynı zamanda Sağlı Seman medreseleri Fatih döneminde kuruluyor. Devlet görevlerinin yetiştirilmesi için ise Topkapı Sarayı'nda Enderun Mektebi inşa edilecek. Fatih Sultan Mehmet ulaşılamaz bir padişah figürü çizmek adına artık divanlara katılmıyor arkadaşlar divanlara başkanlığı kim yapacak? Sadrazam yapacak. Sadrazam devlet meselelerini burada devlet görevlileriyle görüşecek. Sonrasında arz odasında tüm bu meseleleri Fatih Sultan Mehmet'e özel bir şekilde aktaracak. Yine burada amaç merkezi otoriteyi güçlendirmek arkadaşlar. Fatih Sultan Mehmet Çandarla e, Halil Paşa'nın ortadan kaldırılmasıyla birlikte artık yönetimde devşirme kökenli kişilere de yer verecek. Aynı zamanda kanunname-i Ali Osman denilen bir kanunname hazırlayacak. Şehzadelerin sancağı çıkması arkadaşlar burada zorunlu hale getirilecek. Ve merkezi otoriteyi güçlendirmek için yine bir anlayış var burada. Mülk padişahındır anlayışını Fatih Sultan Mehmet Osman Devleti'ne getirecek. Fatih dönemindeki fetih hareketlerine baktığımızda hem batıda hem de doğuda aynı zamanda denizde yapılan fetih hareketlerini görüyoruz arkadaşlar. Özellikle burada Sırbistan bölgesinde Belgrad hariç bu bölgeler alınacak. Aynı zamanda Mora adası, Eflak ve Boğdan burayı görüyorsunuz arkadaşlar. Bosna Hersek yine Osmanlı sınırlarına dahil olacak. Batıdaki gelişmeler bu şekilde arkadaşlar. Anadolu'ya baktığımızda ise ilk olarak Amasra bölgesi Cenevizlerden alınacak. Sonraki süreçte Candaroğulları ve Karamanoğulları'na bu noktalarda son verilecek ve 1461 yılına gelindiğinde Trabzon Rum İmparatorluğu'na son verilecek. 1475 yılında ise Karadeniz'i Türk gölü haline getiren Kırım'ın fethini görüyoruz arkadaşlar. Yani Fatih Sultan Mehmet Osmanlı Devleti'nin sınırlarını hem doğu yönünden, hem batı yönünden, hem de doğu yönünden geliştirmiş olacak arkadaşlar. Daha demin de belirttiğim gibi Fatih Sultan Mehmet'in batıdaki gelişmelerine baktığımızda Sırbistan, Bora, Eflak, Boğdan, Bosna Ersek ve Arnavutluk ele geçiriliyor. Anadolu'daki gelişmelere bakalım. Amasra bölgesi, Candaroğulları ve Karamanoğulları tamamen itaat altına alınacak. Trabzon Rum Devleti ele geçiriliyor. Ve 1473 yılında arkadaşlar Anadolu'nun doğu kısmında yer alan Akkoyun Devleti ile bir savaş yapılacak. Bu savaşımızın adı Otlukbeli Savaşı ve bu savaşı Fatih Sultan Mehmet... Uzun Hasan'a karşı kazanacak arkadaşlar. Yine bu dönemde sınırlarımız genişledikçe Memlüklerle bir sınır komşusu olma durumu söz konusu oluyor. İlişkilerimiz bozulacak bu dönemde ancak herhangi bir savaş yok arkadaşlar. Denizlerdeki gelişmelere baktığımızda Venekler ve Cenevizler'den birçok ada alınacak. Kırım'ın alınması önemliydi. Tarihinde unutmalı, unutmayalım. 1475 tarihinde Kırım alındıktan sonra Karadeniz arkadaşlar Türk yörü haline geliyor. Rodos'u kuşatıyoruz ancak alamıyoruz. Fatih'in son seferi olan 1480 yılında yapılan Otranto seferi de yine bu dönemde yapılacak. Burada geçici olma şartıyla bir egemenlik sağlayacağız ama Fatih'in beklenmedik ölümünden sonra buradaki egemenliğimiz çok uzun sürmeyecek. Fatih'in ölümünden sonra arkadaşlar iki tane veliahtın olduğunu görüyoruz. İkinci Bayezid ve Cem Sultan. Fatih'in ölümünden sonra Kimi devlet görevlileri Cem Sultan'ı kimisi de 2. Bayezid'i destekliyordu. Ve 2. Bayezid daha erken haber almasından kaynaklı gelip tahta oturacaktı arkadaşlar. Ancak 2. Bayezid tahta geçince kardeşi Cem Sultan bu durumu kabul etmiyor. Ve Osmanlı tarihinde Cem Sultan olayı dediğimiz bir olay yaşanıyor arkadaşlar. İlk olarak kardeşler arasında bir savaş yapılacak. 2. Bayezid bu savaşı... Kazanıyor arkadaşlar. Yenilginin ardından, ardından Cem Sultan ilk önce Karamanoğullarına, sonra Memlüklere, Rodos Şövalyelerine, Papa'ya ve son olarak da Fransa Kralına sığınacak arkadaşlar. Cem Sultan olayı bir iç sorun iken, arkadaşlar Osmanlı tarihinde ilk defa iç sorun iken dış sorun haline gelen olay olacak ve 1495 yılına kadar bu süreç devam ediyor arkadaşlar uzun bir süre olduğu için Cem Sultan'dan dolayı bu dönemde dış politikada ikinci Bayez döneminde etkili olamıyoruz arkadaşlar. İkinci Bayez dönemindeki gelişmelere baktığımızda Karamanlıları tamamen itaat altına alınacak. Kili ve Akkermen kareleri alınacak arkadaşlar. Bu odan Osmanlı Devleti'nin yönetimine geçmiş olacak arkadaşlar. Memlüklerle ilk savaş bu dönemde yapılıyor ancak herhangi bir sonuç alınamıyor. Yine Venediklerle Deniz Savaşı yapılacak ve bu savaşı kazanacağız. 1511 11 yılına gelindiğinde Doğu Anadolu bölgesinde Şahkulu isyanı dediğimiz bir isyan başlıyor arkadaşlar. Şurayı Anadolu coğrafyası olarak düşünelim. Şurada Safevi Devleti var arkadaşlar. Burası da Osmanlı. Safevi Devleti ne baktığımızda tabii ki de Müslüman bir devlet Safevi Devleti. Ancak burada şöyle bir durum var. Şii mezhebine aitler. Osmanlı Devleti'ne baktığımızda ise Osmanlı Devleti sünni bir devlet. Dolayısıyla bu noktada arkadaşlar, bu noktada arkadaşlar Safevi devleti Osmanlı coğrafyasında yaşayan Şiileri Osmanlı devletine karşı kışkırtacak. 1511 yılında Şahkulu isyanı çıkacak. Bu isyan arkadaşlar özellikle buraya yazdık güçlükle bastırılıyor. Not kısmına bakalım. Birinci Selim yani ikinci Beres'in oğlu Safevi Devleti ve Şiilere karşı gösterdiği hoşgörü politikayı desteklememiş babasının ve Yeniçerilerden destek alarak babasını ne yapıyor arkadaşlar? Tahttan indiriyor. Evet Yeniçerilerden destek alarak tahta geçen Yavuz San Selim dönemine bakalım. Arkadaşlar bu dönemde batıya hiçbir sefer yapılmıyor. Tamamen doğu yönünde Osmanlı Devleti'nin sınırları genişleyecek arkadaşlar. Birinci Selim dönemindeki Yavuz San Selim dönemindeki özelliklere bakalım. Arkadaşlar sert mizacından kaynaklı birinci Selim'e Yavuz ünvanı veriliyor. Ve 8 yılda 80 yıllık bir iş yapıyor arkadaşlar. Bakın 1512'den 1520 yılına kadar faaliyet gösterecek ama Osmanlı Devleti'nin hem hazinesini hem de sınırlarını genişletmeyi başaracak. Devlet hazinesini sonuna kadar dolduruyor ve buraya kendi mührünü yine vuracak. Aynı zamanda Memlükleri yenilgiye uğrattıktan sonra ilk Osmanlı halifesi Yavuz San Selim olacak. Yavuz San Selim dönemindeki savaşlara baktığımızda dört tane önemli savaşın olduğunu görüyoruz arkadaşlar. 1514 yılında Çaldıran Savaşı'yla Yavuz San Selim kime karşı mücadele edecek? Safevi Devleti'ne karşı mücadele edecek arkadaşlar. Buradan biz bir galibiyet alıyoruz. İstanbul'dan kalkıyoruz. Bu noktaya Çaldıran Ovası'na kadar gelip burada bir zafer elde ediyoruz. Sonraki süreçte geri dönerken bu noktada Tuna Dağı Savaşı'nı 1515 yılında gerçekleştireceğiz. Burada Dulkadiroğulları'na ve Ramazan oğulları beyliğine son vereceğiz arkadaşlar. Burada da Dulkadir oğulları beyliğine karşı mücadele ediliyor. Ve gelelim 1516 ve 1517 yılındaki savaşlara. İstanbul'a dönüldükten sonra Fatih Memlüklere son vermek isteyecek. Çünkü artık tamamen sınır komisi olunmuş ve burada da bir çekişme söz konusu. İslam dünyasındaki liderliği Yavuz Tan Selim, eline geçirmek istiyor. Ve bu noktada ilk savaşımız arkadaşlar Ridaniye Savaşı. Kime karşı yapılıyordu? Memlük Devleti'ne karşı yapılıyordu. Burada Yavuz Sultan Selim galibiyet aldıktan sonra Memlük ordusu Mısır'a geri çekilecek. Ve Yavuz Sultan Selim Mısır ordusunu takip edip Mısır'a kadar gelecek. Ve yine 1517 yılında Mercidabık Savaşı'nda Memlük Devleti'ne karşı yapıyoruz. Ve bu savaşı da arkadaşlar kazanıp Memlüklerin elinden Halifelik makamını alacağız arkadaşlar. Mısır seferinin sonuçlarına bir bakalım. Memlükler yıkılacak. Osmanlı Devleti topraklarını yeni bir kıtaya da yaymış olacak. Halifelik makamı Osman eline geçiyor ve İslam dünyasının ne olacak arkadaşlar? Lideri olacak. Yine Osmanlı Devleti'nde yönetimde teokratik yapı güçlenecek. Yani padişahlık makamının yanına bir de ne ekleniyor arkadaşlar? Halifelik makama ekleniyor. E, dolayısıyla teokratik yönetim anlayışı güçlenmiş olacak. Kutsal topraklar ve kutsal emanetler Osmanlı devletine geçiyor. Baharat yolunun denetimi ise 1517 yılından sonra Osmanlı devletine geçmiş olacak. Ve yine Os Venediklerin Kıbrıs için memlüklere vermiş olduğu vergi artık Osmanlı devletine geçmiş oluyor. Birinci Süleyman dönemine baktığımızda 1520 yılından 1566 yılına kadar faaliyet gösterdiğini görürüz. Arkadaşlar Osmanlı'da en uzun süre tahta kalan padişah olacak. Bu bilgi önemli bunu unutmayalım. Yine çok sayıda kanun çıkardığı için kanuni ünvanını birinci Süleyman alacak. Osmanlı Devleti'nin en parlak dönemi olarak geçiyor arkadaşlar bu dönem. Ve aynı zamanda 1. Süleyman tahta geçerken herhangi bir şehzadeyle mücadele etmemiş. Bu konuda bu konuda kendisi şanslı ve aynı zamanda Yavuz Sultan Selim babası hazineyi sonuna kadar doldurmuştu. Ve yine tahta geçer geçmez hemen Ahmet Paşa, Canbert Gazali, Kalenderoğlu ve Baba Zinnun isyanlarını bastırarak ne yapacak arkadaşlar? Merkezi otoritesini güçlendirecek. Kanuni Sultan Süleyman çok uzun süre tahta kalıyor arkadaşlar. 46 yıl boyunca e, tas süreci devam edecek. Bu 46 yıllık süreçte 13 yılını seferlerde geçirecek arkadaşlar. Dolayısıyla ilk olarak Kanuni Sultan Süleyman'ın batıdaki gerçekleştirmiş olduğu bir seferlere bakalım. Fatih Sultan Mehmet Belgrad'ı kuşatmıştı ancak alamamıştı. Bu kime nasip olacak arkadaşlar? Kanuni Sultan Süleyman'a. 1521 yılında Belgrad alınıyor arkadaşlar. 1556 yılında muaç Meydan Savaşı'nda Macar ordusunu... 2 saat sürecek bir savaşta bozguna uğratıyoruz arkadaşlar. 1529 yılında Viyana kuşatılıyor. Bu birinci Viyana kuşatması ancak çeşitli sebeplerden kaynaklı bu kuşatmayı başarısız sonuçlandırıyoruz. 1532 yılına gelindiğinde Almanya seferini görüyoruz arkadaşlar. Almanya seferi düzenleniyor ancak herhangi bir savaş yapılmıyor. Seferin dönüşü esnasında Avusturya bizden barış istiyor. Ve 1533 yılına gelindiğinde Osmanlı Devleti'nin artık Avrupa'ya üstünlüğünü pekiştirdiği, kanıtladığı bir antlaşma imzalanacak. Bu antlaşmaya baktığımızda İbrahim Paşa ya da bir diğer adıyla İstanbul Antlaşması'nı görüyoruz. İstanbul Antlaşması'nın en önemli maddesine baktığımızda bu antlaşma ile artık Avusturya Arşidükü yani Avusturya'nın birinci adamı ile Osmanlı Devleti'nin ikinci adamı eşit oluyor arkadaşlar. Burası Önemli bir not. Dikkat edin. 1541 yılına gelindiğinde Avusturya üzerine sefere çıkılacak tekrardan. Bu seferin sonucunda Budin ve Erdel bölgeleri Osmanlı Devleti'ne bağlanmış olacak. 1566 yılında Zigetvar seferi düzenlenecek arkadaşlar. Zigetvar Kalesi alınıyor ancak burada şöyle bir durum var. Kanuni Sultan Süleyman seferdeyken ölecek. Buraya bir not düşelim. Kanuni Sultan Süleyman dönemindeki önemli gelişmelerden bir tanesi de Fransa'ya verilen kapitülasyon arkadaşlar. 1535 yılında Fransa'ya kapitülasyonu veriyoruz. Burada Fransız tüccarlara hem ticari hem de hukuk, hukuki alanda imtiyaz yani ayrıcalık tanıyacağız. Buradaki bizim amacımız şu arkadaşlar. Verilen kapitülasyonlara baktığımızda ilk amacımız Avrupa'da oluşabilecek bir Hristiyan birliğini engellemek. Yine coğrafi keşiflerle birlikte önemi azalan İpek ve baharat yollarının tekrardan önem kazanmasını ee, sağlamaya çalışacağız arkadaşlar. Ve böylelikle yavaş yavaş artık devletlere e, kapitülasyonlar vermeye devam edeceğiz. Kanunun doğu seferlerini konuşalım arkadaşlar. Kanunun doğu seferlerini hangi devlet üzerine gerçekleştiriyor? Tabii ki de Safevi devleti üzerine gerçekleştirecek. Üç tane sefer görüyoruz. Kanun döneminde Irakeyn, Tebriz ve Nahçıvan seferleri. Arkadaşlar bu seferlerle birlikte Nahçıvan, Karabağ bölgeleri Osmanlı Devleti'nin eline geçecek. Yine Tebriz'i ve Bağdat'ı da bu seferler sonucunda kazanacağız. Burada önemli bir notumuz var arkadaşlar. 1555 yılında imzalanan Amasya Antlaşması Osmanlı Devleti ile Safevi Devleti arasında imzalanan ilk antlaşma. Bu bilgiye dikkat edelim. Bu antlaşma imzalandıktan sonra Osmanlı Devleti'nin sınırları Basra Körfezi'ne kadar uzanacak arkadaşlar. Kanun dönem deniz seferlerine baktığımızda Rodos Adası alınacak. Yine Kuzey Afrika'da önemli bir nokta olan Cezayir'in alındığını ve burada Barbaros Hayrettin Paşa'nın kendi donanmasıyla Osmanlı'ya katıldığını biliyoruz. Barbaros Hayrettin Paşa Osmanlı donanmasına katıldıktan sonra Kaptan Derya olacak ve 1538 yılında Haç ordusuna karşı daha doğrusu Haç donanmasına karşı Preveze Deniz Savaşı'nı gerçekleştireceğiz. Ve burada önemli bir galibiyet alıyoruz arkadaşlar. Bu galibiyetten sonra Akdeniz'in artık bir Türk gölü olduğunu ve buradaki Osmanlı hakimiyetinin gelişini söyleyebiliriz. Yine Trablusgarp alınıyor. 1560 yılında Cerbedeni Savaşı'nda Haçlı ordusu bir kez daha yenilgiye uğratılacak arkadaşlar. Kanun dönemi Hint Deniz seferlerine baktığımızda dört tane seferin yapıldığını biliyoruz arkadaşlar bu dönemde. Bu seferlerin yapılma nedenine baktığımızda bu bölgede özellikle Hint topraklarında ve şu Pakistan civarlarında Portekizlerin halka zulmettiğini ve bu zulümden kaynaklı Gücerat hükümdarının Osmanlı Devleti'nden yardım istediğini bize İslam halifesi olarak yardımı ulaştırmak istiyoruz arkadaşlar buraya. Ve aynı şekilde coğrafi keşiflerin etkisini azaltmak için Hint deniz seferlerini gerçekleştiriyoruz. Toplam dört tane sefer olacak ancak hiçbir seferde başarılı bir sonuç alamayacağız. Bu seferler başarısız sonuçlanacak. Seferleri düzenleyen kaptan deryalara baktığımızda Hadım Süleyman Paşa'yı görüyoruz. Birinci seferde, ikinci seferde Piri Reisi, üçüncü seferde Murat Reisi, dördüncü seferde ise Seydi Ali Reisi görüyoruz arkadaşlar. Ancak başarılı bir sonuç elde edilemeyecek. Hint Deniz Seferlerinin başarısız olma nedenlerine baktığımızda Bir kere Osmanlı donanması okyanus dalgalarına dayanıklı bir yapıya sahip değil. Şimdi burada bizim kadırga dediğimiz bir gemi türünü görüyoruz. Bakın alçak gövdeli e dolayısıyla okyanuslarda bu gemi türünün ilerleyebilmesi söz konusu değil. Osmanlı donanmasına baktığımızda kadırga görüyoruz. Ancak Portekizlerin donanmasına, Avrupa devletlerinin donanmasına baktığımızda kalyon dediğimiz gemi türünü görüyoruz. Bunlar yüksek gövdeli ve dolayısıyla okyanusun dev dalgalarına daha dayanıklı. Osmanlı donanmasının okyanus dalgalarına dayanıklı gemilerin olmaması etkili olacak ve yine bölgede bulunan Müslümanların yardım istemelerine rağmen burada Portekizlerle işbirliği yaptığını görüyoruz. Ziget var kuşatmasından sonra biliyorsunuz 1. Süleyman'ın öldüğünü söyledik ve 1. Süleyman öldükten sonra arkadaşlar tahta 2. Selim, Sarı Selim diye de bilinen padişahımız geçecek. Ancak bu dönemi şöyle anlatmak istiyorum size. Sokullu Mehmet Paşa devri diye geçiyor arkadaşlar bu dönem. İkinci Selim ve üçüncü Murat dönemleri baktığımızda bu iki hükümdarın çok fazla devlet meseleleriyle ilgilenmediğini görüyoruz. E, dolayısıyla önemli bir sadrazamı olan Sokullu Mehmet Paşa bu dönemde devlet işlerini yürütecek arkadaşlar. Bu dönemin özelliklerine baktığımızda ikinci Selim ilk defa ordunun başında sefere gitmeyen padişah olacak arkadaşlar. Bu önemli bir bilgi. Üçüncü Murat dönemine gelindiğinde ise artık Osmanlı Devleti'nin sınırları çok genişecek ve Osmanlı en geniş sınırlarına ulaşmış olacak. Şimdi bu başlıkta Sokulu Mehmet Paşa devri gelişmelerine baktığımızda hem 2. Selim dönemine ait gelişmeleri hem 3. Murat dönemine ait gelişmeleri konuşacağız. Bunun sebebi şu arkadaşlar Sokulu Mehmet Paşa 2. Selim hatta şöyle söyleyelim Kanun Sultan Süleyman'ın son dönemi II. Selim ve 3. Murat dönemlerinde sadrazamlık yapmış, devlet işlerini elinde tutmuştu. Ve gelişmelere baktığımızda bu dönemde Lehistan alınacak, Sakız Adası alınacak, Yemen'de bir isyan çıkıyor, bu isyan bastırılıyor. Lala Mustafa Paşa Venediklerden ne yapacak arkadaşlar? Kıbrıs'ı alacak. Biz Kıbrıs'ı aldıktan sonra bu sefer şöyle bir durum yaşanıyor. Haç donanması 1571 yılında İnebahtı Deniz Savaşı'nda maalesef Osmanlı donanmasını yakacak arkadaşlar. Bu da bizim için üzücü bir mağlubiyet olacak. Tunus İspanyollardan alınıyor. Fas Portekizlerden alınacak ve artık sınırlarımız Atlas Okyanusu'na kadar dayanacak. Ve yine bu dönemde yine ticari gelişmeleri etkileyen bir durum var. Burada İngiltere'ye kapilasyon veriyoruz. Arkadaşlar Osmanlı Devleti'ne baktığımızda coğrafi keşiflerden sonra İpek ve Baharat Yolları'nın önemini kaybettiğini söyleyebiliriz. Ancak bu hemen olan bir durum değil. Ee, uzun yıllar sonra artık İpek ve Baharat yolları yeni keşfedilen kıtalar, yeni keşfedilen yollar sayesinde önemini yavaş yavaş yitirmeye başlıyor. Sokulu Mehmet Paşa da tabii ki de bu problemi görüyor ve bu noktada bu problemi azaltmak için, sorunlarını azaltmak için projeler geliştiriyor. Burada iki tane projeden size söz edeceğim. Birincisi Don Volga projesi, ikincisi ise arkadaşlar Süveyş Kanalı projesi. İlk olarak Don Volga projesine bir bakalım. Arkadaşlar Sokulu Mehmet Paşa'nın amacı şu. Burada Karadeniz'i görüyoruz. Burada da Hazar Denizi'ni görüyoruz. Amacımız Hazar Denizi ile Karadeniz arasında bir bağlantı kurmak. Yani buradaki iç denizdeki ticareti canlandırmak. Aynı zamanda Orta Asya'da bulunan Türklere de ulaşma isteğimiz var. Rusya'nın da aynı şekilde ilerleyen dönemlerde güneye doğru inmesini Engellemek istiyoruz. Burada ee, doğu seferlerine de donanma desteğini sağlamak için Don Volga projesini hayata geçirmek istiyoruz. Ancak bu gerçekleşmiyor arkadaşlar. Sokulu Mehmet Paşa'nın bir diğer projesine bakalım. Süveyş kanalı projesi okyanuslara kayan ticareti iç denizlere çekmek için uygulanmak istenen bir proje. Arkadaşlar biliyorsunuz şurada Atlas Okyanusu yer alıyor. Ve yeni kıtalar keşfedildikten sonra ticaret artık iç denizden çıkıp okyanuslara doğru gidecek. Biz bunu engellemek istiyoruz. Tekrardan İpek ve Baharat yollarını ya da işte Karadeniz'deki Akdeniz'deki ticareti canlandırmak için bir kanal açmak istiyoruz arkadaşlar. Bu kanal bize şöyle bir avantaj sağlayacaktı. Önceden Avrupalı devletler Hint topraklarına ulaşmak için nereden baksanız bir 16 bin kilometrelik bir yol kat etme durumundaydılar. Eğer burada Mısır civarında açılan bir süveyş kanalı yani Akdeniz'den geliyorsunuz Burada Süveyş Kanalı'nı geçiyorsunuz. Kızıldeniz'e, Kızıldeniz'den Hint Okyanusu'na doğru yola çıkıyorsunuz. Burada yolu kısaltmaya çalışıyoruz. Yolu kısalttığımızda ise Avrupa devletlerinin tekrardan bu ticaret yolunu kullanabileceğini düşünüyoruz. Bundan dolayı Süveyş Kanalı projesini gerçekleştirmek istiyoruz. Ve bir diğer amacımız doğudaki Türk ve Müslüman devletlere de yardım ulaştırmak olacak. Aynı zamanda Portekizlerin Hint Okyanusu'ndaki sömürgecilik faaliyetlerini de engellemek istiyoruz. Dediğim gibi bu projemizde yine sonuçlanmayacak, başarılı bir şekilde sonuçlanmayacak ilerleyen dönemde Fransızların ve İngilizlerin bu kanalı açtığını biliyoruz. Osmanlı Devleti'nin elinde bulundurduğu ipek ve baharat yollarının öneminin kaybedilmesine etkili olan olayımız coğrafi keşiflerdi. Coğrafi keşiflerin nedenlerine bir bakalım arkadaşlar. İlk olarak hatırlayın İstanbul fethedildikten sonra özellikle te, e, Müslüman bir devlete daha fazla vergi verip güçlendirmek istemeyen devletler cesur gemicileri bulup arkadaşlar ne yapacaklar? Coğrafi keşifleri gerçekleştirmek için e, uğraşacaklar. Bu yolda önemli tabii gelişmeler var. Coğrafi keşifleri etkileyen mesela burada bilimsel ve teknik ilerlemeler demiş. Mesela pusulanın kullanılması etkili olacak. Yeni gemilerin inşa edilme yapılması coğrafi keşifleri etkileyecek. Yine Avrupalıların. Hindistan'a ulaşma istekleri yeni yolların bulunmasında etkili. Avrupalıların dünyayı tanıma ve Hristiyanlığı yayma amaçları da coğrafi keşifleri etkiliyor. Doğunun doğu ülkelerinin zenginliğine ulaşma isteği de coğrafi keşifleri nedenleri arasında. Özellikle 15. yüzyılın sonlarına doğru yapılan coğrafi keşiflere baktığımızda ilk olarak burada Bartemi Diaz'ın seyahatini görüyoruz. İlk aşamada Ümit Burnu arkadaşlar şu noktada bulunacak. Ve sonraki süreçte Vasco de Gama dediğimiz kişi Afrika kıtasını dolaşıp Hint deniz yolunu bulmuş olacak arkadaşlar. E bu da dediğim gibi bu noktalardan geçen ipek ve baharat yollarını olumsuz yönde etkileyecek. Yine Christophe Colomb'un Amerika kıtasını keşfi söz konusu bu da önemli bir sonuç. Ve dediğim gibi yeni kıtaların bulunması yeni ticaret yollarının bulunması Osmanlı ekonomisini olumsuz yönde etkileyecek. Yapılan coğrafi keşiflerin sonuçlarına baktığımızda yeni yerler ve kültürler keşfediliyor arkadaşlar. Kakao, vanilya, domates, patates gibi yeni bitki türleri ve hayvan türleri keşfedildi. Şunu biliyoruz. Fatih Sultan Mehmet hayatı boyunca hiçbir zaman domates yemedi. Bu bizim için üzücü bir durum. Avrupa'da zenginliğin kaynağı toprak olmaktan çıkıp değerli madenler yani altın ve gümüş olacak. Burada şöyle bir dipnot düşelim arkadaşlar. Toprak soyluları artık Avrupa'da önemini kaybediyor ve onların yerine yeni bir sınıf olan Burjuva sınıfı önem kazanacak arkadaşlar. Burjuva tüccar olan sınıf yani ticaretle uğraşan sınıf. Ve yine Hristiyanlık yeni yayılma alanları bulmuş olacak. Ticaret yolları artık yer değiştirecek. Atlas Okyanusu limanları önem kazanacak. Bununla beraber Okyanus limanları önem kazanırken iç denizlerdeki limanlar önem kaybedecek arkadaşlar. Coğrafi keşiflerin Osmanlı Devleti'ne etkilerine bir bakalım. Keşifler sonucunda yeni ticaret yolları bulunuyor. Osmanlı Devleti'ndeki ipek ve baharat yolları zamanla önemini kaybediyor dedik. Atlas Okyanusu'ndaki limanlar önem kazanırken Akdeniz limanları önem kaybedecek arkadaşlar. Amerika'dan Avrupa'ya getirilen yüklü miktarda altın ve gümüş bu bölgede, Avrupa kıtasında paranın değerinin azalması neden olacak. Yine Osmanlı pazarlarındaki eşya ve mal fiyatları artacak e, haliyle sonuç itibariyle Osmanlı ekonomisi gerileme başlıyor arkadaşlar. Evet konumuz bitti. Şimdi sırada konuyu pekiştirmek için çözmemiz gereken sorular var. İlk soruya bakalım. Aşağıdakilerden hangisi İstanbul'un fethinin Türk tarihi açısından sonuçlarından biri değildir demiş bize. Osman Devleti'nin İslam dünyasındaki saygınlığı arttı. Direkt Osmanlı Devleti dediği için bu şıkkı eliyoruz arkadaşlar. Osmanlı yükselme dönemine girdi. Bu da yine bizi ilgilendiren bir durum sadece. C şıkkında İstanbul'un fethiyle Karadeniz'i Akdeniz'e bağlayan ticaret yolları ele geçirildi. Bizim lehimize bir durum bu yine. İstanbul Osmanlı Devleti'nin başkenti oldu. Bizi ilgilendiriyor. Ancak E şıkkına baktığımızda İstanbul'un fethi sırasında kullanılan büyük topların en güçlü surları bile yıkabileceği görüldü denmiş. Yani bu Avrupa'daki feodalite anlayışını ne yapıyordu? Etkiliyordu. Dolayısıyla Türk tarihi açısından bir sonuç değildi bu. Burada sorumuzun cevabı E şıkkı. Diğer sorumuzda Kanun Sultan Süleyman döneminde denizlerde yaşanan gelişmeler nelerdir diye bize bir soru sorulmuş. Ve bir öğretmen derste öğrencilerine bu soruyu soruyor ve öğrencilerden cevaplarını alıyor. Hangi öğrenci yanlış cevabı vermiştir demiş bize soruda. Soruya baktığımızda Gökhan demiş ki Preveze Deniz Savaşı kanun dönemi, Seçil, Trabluskarp'ın fethi kanun dönemi, Fırat Rodos'un fethi yine kanun dönemi, Meral Sakız Adaları'nın fethi demiş o da doğru. Ancak Burcu İnebahtı Savaşı demiş arkadaşlar. İnebahtı Savaşı'na baktığımızda biz 1571 tarihini görürüz. Ancak kanun tas sürecine baktığımızda 1520'den 1566 yılına kadar olan süreçti. E dolayısıyla Burcu burada yanlış cevabı vermiş. Çünkü İnebahtı Deniz Savaşı 2. Selim döneminde gerçekleşiyordu. Diğer sorumuza geçelim. Verilen yükselme dönemi padişahlarının tahta geçiş tarihleri kronolojik olarak düşünüldüğünde hangi seçenekteki sıralama doğru bir şekilde yapılmıştır denmiş bize. İlk olarak bakalım şöyle Fatih Sultan Mehmet, II. Beyaz, Kanuni Sultan Süleyman ve Yavuz Sultan Selim verilmiş bize. Bu dört padişaha baktığımızda Fatih Sultan Mehmet ilkini oluşturacak. Sonraki süreçte Fatih'ten sonra biliyorsunuz II. Beyaz dönemi yaşanıyor. Ve II. Beyaz'ın oğlu kim olacak arkadaşlar? Yavuz Sultan Selim olacak. Yani buraya dördü yazacağız. Ve sonraki süreçte de Yavuz'un oğlu olan Kanuni tahta geçecek. Yani sıralamamız 1 2 4 ve 3 olacak. Şıklara baktığımızda bu şıkkı C şıkkında görüyoruz ve sorumuzun cevabı C oluyor arkadaşlar. Diğer sorumuzda kendi dönemlerinde büyük medreseler kuran ve kanunnameler yayımlayarak devlet otoritesini güçlü tutan padişah ikilisi aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir denmiş bize. Hatırlayalım. İlk olarak Fatih'ten söz edebiliriz. Yani 2. Mehmet'ten. Kanunname-i Ali Osman da ne yapmıştı? Burada yeni bir kanunname çıkararak devlet otoritesini güçlendirmeye çalışmıştı. E dolayısıyla buraya bir 2. Mehmet yazacağız. Sonraki süreçte biliyorsunuz çıkardığı kanunlarla bir ünvan alan bir hükümdarımız, bir padişahımız vardı. O da kim arkadaşlar? 1. Süleyman. Şıklara baktığımızda bu ikiliği. A şıkkında görüyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla burada sorumuzun cevabı A şıkkı olacak. Diğer sorumuzda yukarıda kronolojik olarak gösterilen Sultan Süleyman dönemine ait gelişmelerden hangisinde batı yönlü bir politika izlenmemiştir? Yani biz doğu tarafına yapılmış bir sefer ya da bir antlaşma bulacağız arkadaşlar. Belgrad'ın fethi batıydı. Moaç Meydan Muharebesi batı. Birinci Viyana kuşatması yine batı. Almanya seferi de yine batıdaki gelişmeler arasındaydı. Ancak Amasya anlaşmasına baktığımızda Safevi Devleti ile imzalanmış ilk antlaşmaydı ve bu doğu kısmını ilgilendiren bir antlaşmaydı. Dolayısıyla burada sorumuzun cevabı E şıkkı olacak. Diğer sorumuzda Fatih Sultan Mehmet döneminde devlet teşkilatlanması adına gerçekleştirilen faaliyetler arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez denmiş bize. Evet burada San Seman Medresesi'nin kurulması denmiş. Yine Fatih döneminde gerçekleşen bir gelişmeydi bu. A şıkkını eliyoruz. Şehzadelerin sancak çıkma usulünün kaldırılması denmiş. Arkadaşlar buraya dikkat edelim. Bu bir şık kalsın. C şıkkında divan üyelerinin aldıkları kararları arz odasında padişaha sunmaya başlaması. Fatih artık divanlara katılmıyordu. E, dolayısıyla devlet teşkilatlanmasını ilgilendiren bir durumdu. D şıkkı kanunname düzenlemesi. Bu da var arkadaşlar. Topkapı Sarayı'nın yapılması bu da var. Ancak B şıkkına baktığımızda şehzadelerin sancağa çıkma usulünün kaldırılması Fatih döneminde olan bir durum değil. Arkadaşlar 1. Ahmet döneminde gerçekleşen bir olay. Dolayısıyla burada sorumuzun cevabı B şıkkı. Diğer sorumuzda ak koyunların Türk birliğini bozmaya yönelik faaliyetlerinden ve Avrupalı devletlerle kurduğu ittifaklardan dolayı gerçekleşen ve kesin bir Osmanlı zaferiyle sonuçlanıp Doğu Anadolu'nun güvenliğinin sağlanmasını sağlayan savaş aşağıdakilerden hangisidir demiş bize arkadaşlar. Şimdi Ridaniye Savaşı'na baktığımızda Memlüklerle yapılan bir savaş olduğunu biliyoruz. Tuna Dağı Savaşı yine bir Anadolu Beyliği olan Dulkadiroğulları ile yapılmıştı. Mercidabık Savaşı Memlüklerle, Çaldıran Savaşı'na baktığımızda Safevi Devleti... Geriye sadece B şıkkındaki Otluk Savaşı kalıyor. Otluk Savaşı arkadaşlar 1473 yıl, yılında hangi devlete karşı yapılmıştı? Akkoyunlu devletine karşı yapılmıştı. Dolayısıyla burada sorumuzun cevabı B şıkkı. Evet konu biterken başlığına baktığımızda bugün sizlerle derste neler yaptık? 1453 yılından 1595 yılına kadarki siyasi gelişmelere baktık bu süreci başlatan yani Osmanlı Devleti'ni dünya gücü haline getiren İstanbul'un fethini ve sonuçlarını konuştuk. Aynı zamanda Osmanlı Devleti'ne halifelik makamını kazandıran Mercidabuk ve Ridaniye savaşlarını yani Yavuz Sultan Selim'in Memlüklerle yaptığı savaşları konuştuk. Kanun dönemindeki gelişmeleri hem batıda hem doğuda hem de denizlerde yapılan önemli galibiyetlerimize değindik ve denizlerdeki hakimiyet mücadelesi, aynı zamanda coğrafi keşiflerin Osmanlı Devleti'ne etkisini konuştuk ve ünitemizi bitirdik arkadaşlar. Şimdi sırada ödüllü sorumuz var. Ödüllü sorumuzda Osmanlı Devleti'nde ilk altın para hangi padişah döneminde bastırılmıştır denmiş bize. Dersimiz bu kadardı arkadaşlar. Bir sonraki derse görüşmek üzere. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı, videolara da yorum yapmayı unutmayalım. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.